İki haftadır Türkiye'nin bir numaralı gündem konusu döviz ve altındaki yukarı yönlü hareketlilik. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında yeni ekonomi desteklerini açıklamasının ardından döviz ve altında sert düşüşler yaşandı. Dün 18 lira seviyesinde gezen dolar bu sabah 12 lira seviyesine indi. 1050 lira olan gram altın fiyatı da 700 ila 800 lira seviyelerine kadar geriledi. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından altın ve döviz piyasalarında ciddi ve sert düşüşler yaşanmıştı. Peki bugün itibariyle Kocaeli'deki kuyumcular bu durumu nasıl yorumluyor ve vatandaşlardaki altın alım satımları bekleniyor mu, sizler için araştırdık. Peki Kocaeli'deki kuyumcular piyasadaki bu hareketliliği nasıl yorumladı? Bu durumu nasıl yorumlarız? Biz bu durumu zaten şu an yaptığımız işte insanlarla bu durumu değerlendirmelerimizde zaten az çok bunun olabileceğini öngörebiliyorduk. Ama tabii bu kadar sert ve hızlı olabileceğini biz de düşünmüyorduk. Piyasalara olumlu bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar gerçekten zor durumdaydı. Evet, alanlar için belki üzücü olabilir ama altın genel anlamda zaten kendini toparlar. O konuda da sıkıntı yok. Ama şu an sıkıntısı olup da altın almak için bekleyen insanlar için de bir fırsat doğdu tabii ki. Gram altın dün 1050 TL seviyelerini görmüştü. Bugün de yeniden 850'lere kadar düştü. Evet. Peki alım satımlarda bugün içerisinde bir hareketlilik veya bir şey başladı mı veya bekliyor musunuz? Dün akşamdan beri zaten bu hareketliği ülke olarak da yaşadık. Etkisini bekliyoruz. Hem de ciddi bir etkisini bekliyoruz. Çünkü gerçekten düşmesini bekleyen insanlarımız vardı. Bir taraf için iyi oldu, bir taraf için kötü oldu diyebiliriz aslında. Bizim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde altın fiyatlarının 1000 lira, 900 lira, 700 lira olacak bir sebebi yok. Hiç öyle bir sebep de yok. Biz normal şartlarda yılbaşında altının fiyatının 600-650 bandının arasında olduğunu düşünüyorduk. Yani o civarlarda seyreder dedik ama bir anda 10 günde, 15 günde 1000 liraya çıktı. Bu da tamamen suni, olmayan bir fiyattı. O da Cumhurbaşkanımız da bunun önlemini herhalde aldı ki şimdi akşam söylemesinin içi de dolması lazım. Bir şeyler söyledi ama bunu nasıl yapacak? İnşallah iyi doldurulur. Fiyat olması gereken 600 lira seviyelerine iner. Cumhurbaşkanımızın akşamki yaptığı açıklamadan sonra bir güven tazeledi. Olması gereken de buydu zaten. Yani bir suni çıkış yaptı bu altın. Bir anda biz 700 iken 800'ü görür mü diye düşünürken altın 800, 900 görür mü, 900 1000 lirayı, 1097 liraları gördü. Fakat bu çıkış bir suni bir çıkıştı. Biliyorsunuz her taraftan saldırıyorlar ülkemize. Tabii ki bu Cumhurbaşkanımız da buna el attı. Güzel bir açıklamayla birlikte fiyatlar rayına oturmaya başladı. Bu yükseldiği zaman bizim halkımızda bir algı var. Altın yükseliyor, dolar yükseliyor ve vatandaş saldırıyor. Biz vatandaşa diyoruz ki yani bu yükseldiği zaman düşükken altının bir alım zamanı var, dövizin bir alım zamanı var. Yani bu altın yükselirken alınmaz. Biz sanıyoruz ki altın ve döviz alarak kar ettiğimiz, oysa kaybettiğimiz değerler var. Kimse bunun farkında değil. Altın veya döviz, euro fark etmiyor. Bizim elimizde altın, dolar, döviz olsa ne olacak? Yarın bir gün ülkemiz battı. Ne yapacağız bu parayı veya bu altını, doları? Hiçbir şey yapamayacağız. Ama dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama hemen etkisini gösterdi. Fiyatlar sabah aşağı yukarı 680-700 civarı bantına çekti.